Şimdi bir özür dilerim. Geçerken bir hususa da açıklık getirmek isterim. Dünden beri Fadime Şahin, Ali Kalkancı meselesi hatırlatılıyor. Abdülkadir Selvi'ye biraz. Gözer etmeyin ki Ali Kalkancı İsmail Ağa'dan ayrılıp Fatih Çarşamba'da bir uzun yıllar tekke kurmuş bir insandı. Yani Fatih, Ali Kalkancı'yı Fatih'in orta yerine koyan askerler değildi. O orada zaten vardı. Ali Kalkancı uzun bir süredir Fatih Çarşamba'da elinde telefonla konuşurken zikir yönetiyordu. Ve bu o tarihlerde kamuoyunun gündemine düştü. Yani biz burada Halk TV'nin yürüttüğü ve Sözcü'de, diğer gazetelerde bizlerin yürüttüğü bu faaliyet Ali Kalkancılar yaratmak değil. Muhafazakar dünyanın, Türk toplumunun Ali Kalkancılardan tek tek ayıklanması faaliyeti. Yoksa Ali Kalkancı bu zemin, bu karanlık zemin, bu merdiven altı zemin Ali Kalkancıları üretmeye müsait. Ali Kalkancıları ürettikçe ona Fadime Şahinler bulmaya da müsait. Biz toplumumuzun inançlı kesimlerinin yine Ali Kalkancılar tarafından döne döne dolandırılmaması ve yine Fadime Şahinlerin onun tuzağına düşmemesi adına bu faaliyetleri yürütüyoruz. İslam'a kara çalan varsa Ali Kalkancıları yaratan bu düzen. İslam'ın izzetine, şerefine hakaret eden varsa, küçük kız çocuklarıyla evlenen, dini kavramlarla cinsel istismarda bulunan kişilerdir ve onlara karşı mücadele ediyoruz. Bunun bilinmesini isterim. Şimdi meseleye dönelim. Bir şekilde mi? Bir şekilde mi? Ya bizde küçük kız çocuklarıyla evlenme diye bir mevhumumuz yoktur diye bir açıklama gördün mü? Çok tartışmalı mevzu. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi burada birkaç mesele var. Küçük yaşı kaç? Birkaç mesele var. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, bu Kadir İstekli diye kamuoyunda biliniyor bu kişi. Bu kişinin tarikat dünyasında kullandığı isim Abdülkadir. Abdülkadir İstekli. Arada fark ne? Aslında nüfus kaydına göre Kadir. Fakat neden Abdülkadir? Allah'ın 99 sıfatı vardır. Bunlar aynı zamanda Allah'ın ismi addedilir. Ve bunlar kullanılırken tek başına o sıfatlar isim olarak verilmez. Yani muhafazakar dünyada böyle yaparlar. Evet. Kadir de onlardan biridir. Hı. Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatı insana verilmesin diye Abdül denir. Evet. Zannedersen bu nedenle kendisini Abdülkadir İstekli diye tanıtıyor. Şimdi Abdülkadir İstekli herhangi bir mürit değil. Iskalanan da bu. Kadir İstekli diye dolaşıma girdiği için ismi şu ana kadar aslında tam sıfatını öğrenememiştik. Evet. Abdülkadir İstekli aslında Hira Nur Vakfı'nın da yakın bir zaman önce kadar başkanı. Bu yönüyle çok önemli. Ve şeyhin hem damadı hem de ihtimaldir ki onun veliahtı, halifesi. O olmadığı zamanlarda Hira Nur Vakfı'nın Sancaktepe'deki genel merkezinde haftalık sohbetleri veren de o. 2020 yılına kadar onun görüntülerini bulduk. Önce o görüntüleri yayınlayalım. Hazır mı görüntüler? İlk defa sesini duyuyoruz. Sesli görüntülerini duyuyoruz. Peki. Hazır değil mi Dersu? Hadi dinleyelim. Cemaat-i Müslümin yok. İman şart. Allah-u Teala Hazretlerimize hamdolsun. Bizi imanlı olarak yarattı. İmanlı olarak yaşatıyor. İnşallah son nefesimizde de imanımızı muhafaza ederek kendisine kavuşmaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Kişinin hiç mesela ufak günah işlememiş, büyük günah işlediyse o zaman affolunacak durum nedir? Burada Müfessir Hazretleri buyuruyor. O büyük günahlarından da ne yapılır cemaat-i müslümin? Hafifletilme olunur buyuruluyor. Bir kürsü konuşması daha var. Yine bir video daha konuşması daha var. Bu da 2020 gibi. Yılında Kadir Gecesi'nde. Evet. Bir önceki ise şimdi yayınlayacak olduğumuz biraz 2017 yılında. Birazdan hazır olacakmış İsmail. Şimdi Hira Nur Vakfı Yusuf Ziya Gümüşel anlıyoruz ki İsmail Ağa'nın ölen şeyhi, merhum şeyhi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun halifelerinden. O da İsmail Ağa'nın bir kolu olarak Sancaktepe'de kendi vakfını kuruyor ve vakfın başına geçiyor. Yani Hira Nur Vakfı. Aynı zamanda İsmail Ağa'nın bir kolu addedilir bu. Kendisi zamanla onursal başkan oluyor, fiili başkan damadı oluyor. Yani o sadece mürit değil, vurguluyorum. Hem damat, hem hoca, hem vakfın başkanı, Hira Nur Vakfı'nın fiili başkanı, hem haftalık sohbetleri veren kişi. Peki ne zaman başkan oluyor? 29 yaşındaymış şimdi değil mi? Kayıtları sildi. Hayır. Kim 29 yaşında? Hayır. Evlendiği zaman. Geleceğim, oraya geleceğim. O sayılarda karışık ama. Önce bunu anlatayım. Birkaç hutbe fotoğrafını alabilir miyiz? Onu ayırdım ben.
2007, 2017, 2016, 2017, 2018'den 20'ye kadar haftalık sohbetler veriyor. O sohbet vermek için de ciddi bir kariyer ve ehliyet gerekir. Bu değil arkadaşlar. Sohbet fotoğrafları ayırmıştım ben. 2020'ye kadar. 2020'ye kadar. Niye? O tarihlerde boşanma oluyor muhtemelen. 2020'den sonra izi siliniyor. Ama 2017 ve 18'de mesela bu diğer sohbet. Açalım sesini arkadaşlar. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemiz olan mescidinde ayetlerini dinlemek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fem-i şeriflerinden sudur eden hadisleri, sözleri dinlemek üzere Allah-u Teala Hazretlerimiz bizleri burada cem eyledi. İhsan eyledi, bu nimete mukabil şükreden kullarından olmaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Allah-u Teala Hazretlerimiz her daim... Birkaç fotoğraf var arkadaşlar, sohbetlerin duyurulduğu fotoğraflar. Bir de 2017 yılında olsa gerek AK Parti... Yanlış hatırlamıyorsam AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hira Nur Vakfı'nı ziyaret ettiğinde karşılayanlar arasında başkan olarak İsmail evet bahsediyor. Orada mesela arkadaşlar burada karşılayanlar arasında o Mustafa Ataş orada beyefendi. Evet. Mustafa Ataş Bey aynı zamanda ilk fotoğraftaki Mustafa Ataş Bey'di. Mustafa Ataş AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak yanlış hatırlamıyorsam o tarihte orayı ziyaret ediyor. Şu fotoğraf değil mi? Evet. Evet. Bu aynı zamanda Sancaktepe Belediye Başkanı Mustafa Ataş ve Abdülkadir İstekli ya da Kadir İstekli. Ve aynı zamanda arkadaşlar sohbet fotoğraflarını ekrana getirirseniz sevinirim. Onları ayırmıştık. Yani sohbet tanıtımları var. Halen daha Hira Nur'un Instagram hesabında yayınlana gelen ve duyurulan. Burada da Abdülkadir İstekli var. Şimdi bunları niye gösteriyorum? Herhangi bir mürit olarak algılanmasın diye. Özelliği şuradan geliyor. Diyorum, vurguluyorum. Damadı. Evet. Ve aynı zamanda ihtimaldir ki Yusuf Ziya Gümüşel'in yerine bırakacağı kişi. Zaten tarikatlarda post ya oğula ya damada bırakılıyor. Şimdi gel gelelim olaya. Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla da bir fotoğraf. O Cem, hayır derneğim var. Derneğim var. Yok. Şimdi gel gelelim ikinci hadiseye. Şimdi arkadaşlar ben bir ricada şimdi bak günlerdir bir fotoğraf tartışıyor. Önce gelinlik fotoğrafı. Evet. Kamuoyu çok gelinliğe odaklandı. Fakat diğer fotoğraflar gölgede kaldı. Asıl mesele diğer fotoğraflardaydı. Şimdi arkadaşlar bu fotoğraf değil. Kızla Yusuf Ziya Gümüşel'in kızla Abdülkadir İstekli'nin yan yana selfie çektiği gibi bir fotoğraf var. Onu alabilir miyiz? Mavi bir kıyafet vardı evet, üstünde. Evet. Bu, evet. Hayır bu değil. Diğer. Bu değil mi? Ha. Diğeri diğeri. Diğerine gelin. Geliyor. Bu. Hı. Burada kız kaç yaşında? Tahminince sizce kaç yaşında? Çok küçük ya. Ne kadar olabilir? 11, 10, 11. 10, 11. 10, 11. Bir de bir küçük yanında kanepedeki fotoğrafı var. Onu da bulabilirseniz sevinirim. Şimdi bu fotoğrafı neden önemsiyorum, neden gösteriyorum? Şimdi arkadaşlar bu fotoğraf. Hem tamam, bu fotoğraf hem diğer. İkisini aynı anda ekrana getirelim. Çok önemli fotoğraflar. Getirebilir yani miyiz? Gelinlik için bir savunuk getirildi. Dediler ki bu gelinlik değil, icazet fotoğrafı. Öyle de olabilir. Öyle de olabilir. Ancak şimdi diğer fotoğraflar aslında istismarın çocukken başladığının da kanıtı. Neden? Arkadaşlar hem diğer fotoğrafı hem bunu ekrana getirelim. Elimde bir ifade var. Fatıma Gümüşer. Bu kim? Kızın annesinin ifadesi. Evet. Bu ifade dosyada yok. Yani dosyada var, iddianamede yok. Ne zaman alınmış? 2 Ağustos 2022. Bu arada ben bu anlatımları yaparken diğer fotoğrafı da yan yana getirelim. 3 ay önce yani. 3 ay önce evet. Hazırlıyorlar yani, şimdi onu İsmail. Evet. Ha. Ailesinin incinmesini hani yani maksadımız aile bireylerinin incinmesi, şerefinin, izzetinin yara alması değildir. Tabii. Bu olay kamuoyuna yansıdı. Ve ortada sadece onların kızı yok. Toplumun bütün değer yargıları var. Toplumun insan olma erdemine dair yara almış hisleri var. Ortada dolayısıyla, suç var. Ortada bir suç, suç var. Dolayısıyla... İncinsinler İsmail. Hayır şöyle, bir video çekildi ya onu anlatmaya çalışıyorum. Bir video çekildi ve yani onlara sanki hakaret ediliyormuş diye nitelediler. Dolayısıyla... Şimdi elimizde bir ifade var. Fatma Gümüşel, anne Fatma Gümüşel'in ifadesi. Şu fotoğraf için diyor ki yan yana çekilmiş fotoğraf için. Arkadaşlar şimdi Kadir İstekli ile Abdülkadir İstekli ile kız ne zamandan bu yana tanışıyor biliyor musunuz? 7 yaşından bu yana. Neden? Çünkü Abdülkadir İstekli kızın Kur'an hocası. Bu bilinmiyor. Anne ifadesinde diyor ki Kadir İstekli çok eskiden beri eşimin medresesinde önce öğrencilik yaptı. Daha sonra öğretmenlik yaptı. Kızım Hatice Kübra ve diğer çocuklarımın hepsi Kadir İstekli'den Kur'an dersi alıyordu.
Kızım Hatice 7-8 yaşlarından 10 yaşına kadar Kadir İstiklal'den ders aldı. Onun Kur'an öğrencisi. 10 yaşından sonra Hatice'yi Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki başka bir medreseye gönderdik. Neden acaba? 7 ile 10 arasında neden? Diyor ki kızım artık biraz büyüdüğü için Kadir İstiklal'den ders almasını müsaade etmedik. 7 yaşından 10 yaşına kadar. Sonra ne oluyor? Sonra diyor ki 13 yaşına geldikten sonra evlendiriliyor. Yani dönüyor Sakarya'dan ve evlendiriliyor. Bak 7 ile 10 arasında Kadir İstiklal'den Sancaktepe'de ders alıyor. 10 ile 13 arasında ise Sapanca'ya gönderiliyor. Ve sonra 13'ünde, 14'ünde, 13-14 arasında geri geliyor ve evleniyor. Şimdi bak burada ilginç olan şu. Soruyorlar, bu fotoğrafları soruyorlar. Şu fotoğraf var ya. Hı hı. Ne diyor? Başını bana göstermiş olduğunuz başında turkuaz örtü olan kızım Hatice Kübra'dır. O turkuaz örtü alttaki görüyorsunuz. Hı hı hı. Arkasındaki kişi ise Kadir İstekli'dir. Bu fotoğraf Sapanca'daki evde çekilmiştir. Kızım burada 7-8 yaşındadır. Oh. Allah aşkına 7-8 yaşında kızınızın böyle fotoğraf çekmesine izin verir misiniz? Ben Kur'an, ben yani yazlarım çocukken camide geçti. Kız kardeşimin geçti, benim geçti. Biz Kur'an dersi eğitim aldık. Böyle bir fotoğraf ben hatırlamıyorum Kur'an hocamla. Neden böyle bir fotoğrafa izin vermişler? Neden buna evet demişler? Bu fotoğraf neden çekiliyor? Yine beyaz gömlekli kanepede mesela diyor ki yine Kadir İstekli'nin sarılmış halde bulunduğu kahverengi ceket üzerinde oturan kız da Hatice Kübra'dır diyor. Yine aynı yaşlarda. Ya bu olağan bir şey mi arkadaşlar? Değil. Bu hiç doğal mı? Değil tabii ki değil. Peki benim aklımda şöyle bir kuşku beliriyor. Bu 7 yaşından 13 yaşına kadar yani şu fotoğraflar bende bir istismarın olduğu bilgisini ortaya koyuyor. Kadının anlatımlarına da karşılaştırarak söylüyorum. 13 yaşında birdenbire 13-14 yaşında evlilik başlıyor. Ne oluyor? Neden bu kadar hızlı? Mesela iki kız kardeş dün video çektiler. Dediler ki ben 19 yaşındayım. Kız kardeşim 21 yaşında. Biz niye evlenmedik? Soruyu tersten soralım. Bir kız kardeş 21 yaşında, öbürü 19 yaşında. O niye 14 yaşında evlendi? O neden evlendi? Ne acele vardı? Acaba belli bir istismar söz konusu oldu da ulu çağına erince evlendi mi? Öyle mi oldu acaba? Şimdi yaşta itilaf. Peki hastaneye gittiği zaman bak, söylüyorum. Ha, onu, o raporlar da burada. Evet. O raporlar. Hastane raporu. Bak esas şimdi. Hastanede patlıyorlar. Değil mi? Doktor fark ediyor. Şimdi bir kere bu kızın doğum tarihi ne? Ve ne zaman evlenmiş? Evet. Resmi doğum tarihi şu. 98. 8 Mart 1998. 98. Tamam mı? 8 Mart 1998. Kız hastaneye gitti. Önce şeyi söyleyeyim. Önce diyor ki hastaneye ne zaman evlendin diyorlar. Ne zaman evlendin? Diyor ki 7 Nisan 2012 günü Sancaktepe'de düğün yaptık. 7 Nisan 2012. Nişan fotoğrafını getirir miyiz? Nişan fotoğrafını getirelim. Düğünle nişan arasında da bir yıl olduğunu kabul edelim. Tamam. 13. Bu da nişan. Bu da 13 yaşında. Burada 13 yaşında. Bir sonra bir de gelinlikli fotoğrafı var. O da ne zamanmış? 7 Nisan 2012. 14 yaşında. Yaşa yani şeye göre, evraka göre 1998 düğün tarihi 2012. 2012 bu arada yaşını bir ay almış, yani 14 yaşını bir ay almış görünüyor. 14. Aile ne diyor? Aile diyor ki kızım artı 2 yaş daha büyüktü. 16 yaş. Bir an için öyle kabul edelim. Bir an, ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ama bir an için en küçük 14, en çok 16 diyelim. Küçük yazdırdılar. Adam kaç yaşında beyler? O zaman kaç yaşında? Adam o esnada kaç yaşında? Doğum tarihi ne biliyor musunuz Kadir İstekli'nin? 15 Ocak 1975. 75. Kız resmen kaç doğumlu? 98. Ya her şeyi bırakıyorum. Bizi izleyen sevgili yurttaşlara, bilhassa muhafazakar vatandaşlarımıza, bilhassa AK Parti üyelerine sesleniyorum. Ya kalbiniz el verir mi buna ya? Ya insanlık erdemleri var. Arkadaşlar 1975 doğumlu. Bu adamın herhalde yaşı küçük yazılmamıştır. E bu adam 2012 yaşındayken kaç? 27 yaşında oluyor. Herhalde değil mi? 37 yaşında. Hayır, oluyor. Hayır daha 37 fazla. 37 yaşındaki bir adama hanginiz 14 yaşında kızını verir kardeşim ya? Ya her şeyi geçiyorum. Bak bunu da veri kabul ediyorum. Diyorum ki tam da böyle diyelim hadi. Her şey hadi normal. Her şey normal diyelim. Ya verir doğru misiniz? Mi? Arkadaşlar ya sevgili 14 vatandaşlar. Yaşında, 16 yaşında bir çocuğu veremezsin. 6'yı da geçtim bak 6'yı da geçtim hadi de. Tamam. Diyorum ki ya siz elinizi vicdanınıza koyun. Merhamet edin. Adil olun. Türk milletinin mensubuyuz. Aynı ortak değerleri, dini değerleri sahibiyiz. Siz 37 yaşındaki bir adama 14 yaşındaki kızınızı verir misiniz ya? Adalet midir? Davul bile dengi dengine çalar diyor kültürümüz. Şimdi bak. Bu
Yani şimdi diyelim ki o, bak. O şeyi de söyle ama şimdi diyeceğim. Şeyi. Bak her şey karışık. En önemlisi. 14 de doğru değil. Şimdi kızlar diyor ki, kızlar. Bu kız evlendiğinde kaç yaşında? Gelelim kızın kendi ifadesine. Kızın 2012 yılında alınan ifadesi. 2012. Tabii. Kız şimdi evlenmiş ya Nisan'da. Evet. Bundan da 4 ay sonra hastaneye. İşte adet düzensizliği nedeniyle yani hamilelik belirtisi ya da benzeri bir şeyle hastaneye gidiyor. Burada diyor ki ben diyor yaşım asıl yaşım 17 diyor. Benim asıl yaşım 17 diyor. Yeni evlendim diyor. Kendi rızamla evlendim. Kadir'le yaşıyorum. Babamın yaşı, babam hafız olayım diye beni küçük yazdırmış. Ama diyor normalde yaşım 17'dir diyor. Burada. Peki bu rapora göre ne kardeşim? Bu rapora göre güya kendisi 21 yaşında görünüyor. Yani 2012 yılında kendisi diyor ki benim yaşım 17. Bak 17 diyor. Buraya göre 21 görünüyor. O kemik raporu peki, mu? Peki. Bu hasta, hayır kemik hastane raporu değil. Bu yaşı 18'den büyük olduğu için şikayete bağlı suç kapsamında sayılıyor. Dolayısıyla takipsiz karar veriliyor. Basit cinsel istismar. Böyle dokunmak gibi kabul ediliyor. Bak. Halbuki raporda diyor ki evli diyor. Ama basit cinsel istismara sokuyorlar bunu. Neyse. Tamam. Peki evlilik yaşında küçük kızlar kardeşleri diyor ki ablan kaç yaşındadır? Diyor ki bir tanesi Fatma Betül. Hatice Kübra benim 4 yaş büyük ablam olur. Kadir'le evlendiğinde ben 11 yaşlarındaydım. Dolayısıyla 15. Bak buraya göre. Ya gelelim diğer kardeşe Ayşe Hümeyra. Diyor ki ben düğünü hatırlıyorum. Hatice o tarihlerde 15-16 yaşındaydı. Bak yaşlar bir türlü tutmuyor. Şimdi gel gelelim şeye. Dün abisi yayındaydı. Evet. TV5 kanalında. Evet. Kızım kardeşim 15 yaşındaydı diyor. Kardeşim bu kaç yaşında? Bu kaç yaşında? Şimdi bak yaşlarda uyumluluk olması gerekiyor. Daha karar verememişler. Bak Fatma Betül 2021 doğumlu. Ayşe Hümeyra 2004 doğumlu. Bu nasıl? Bu silsile izlendiğinde gerçek doğum tarihi 98 bu kadın, bu kızın. Bu kız 98 doğumlu. Ve bu kız 13'ünü bitirir bitirmez 14'ünü evlendirilmiş. Ve bir erken yaşta, çok erken yaşta anne olmuş. Ve zaten iddianamede evlilik tarihi de var. Onu da yazmışlar. Evlenir, ya evlendikten hemen o sene, bir sene içinde. Birkaç sene sonra da çocuk sahibi birkaç oluyor. Sene sonra da çocuk sahibi olmuş. Şimdi bu iddianame içerisinde aynı zamanda hem düğün tarihi yazıyor hem de burada not almışım. Kendisi ilk evlilik tarihini de söylüyor. Ya aslında resmi dini nikah kıyıldığını söylediği tarihi de burada söylüyor. 29 Şubat 2014 demiş ama bu 2004. 2004. Çünkü o 2014'te 29 Şubat yok. Evet. Ama 2000 baktım kontrol ettim 2004'te 29 Şubat var. Şimdi bütün bunların sonucunda şu hadise, şu sonuca varıyoruz. Bu kız benim kanaatim, benim bu dosya okumalarından sonra vardığım kanaat o ki 7 yaşından itibaren bu kız Kadir İstekli'nin aynı zamanda Kur'an kurs talebesi. Kadir İstekli anne tarafından akrabaları. İkisi de Karadeniz'in bir şehrinden. Anne tarafından akrabaları. Aynı zamanda Kadir İstekli fiilen resmen evlendiği tarih itibariyle kızdan 27 yaş büyük. Pardon özür dilerim. 23 yaş büyük. Aynı tarih itibariyle kanaatim o ki Yusuf Ziya Gümüşel'in de sadece damadı değil. Aynı zamanda veliahtı niteliğinde bir cemaat önderi, dini sohbetleri yapan kişi ve eğer bu evlilik sürseydi muhtemelen halen daha o vakfın başkanı olarak bu faaliyeti yürütmekteydi. Onun önemi buradan geliyor. Şimdi bütün bunların sonucunda günlerdir bekliyoruz. Abdülkadir İstekli ona buna fetva verirken iyi kardeşim. Ona cenneti vaat ederken güzel. Ona haram bula helal derken güzel. O kürsülerde Allah'ın emrini hatırlatırken iyi de. Bu iddialara niye cevap vermiyorsun? Bu iddialara cevap versene kardeşim. Bu telefon konuşması senin mi? Ortam ya. Konuşma, ortam dinlemesi. İddiaya göre senin eski eşin, bu kadın seni kaydetmiş. 2010 sesini yılında kaydediyor. 7 Aralık 2020'de kaydetmiş. Evet. 7 Aralık 2020'de. Ya bu konuşmalarda 6-7 yerde seninle evlendirildiğinde 6 yaşında olduğunu söylüyor. Cinsel ilişkiye girdiğini söylüyor. Sen de bunu kabul ediyorsun. Ben de bilmiyordum diyorsun. Psikolog bizim dünyamızı bilmez diyorsun. Doktorlar bilmez diyorsun. 6-7 yerde sen bunu ikrar ediyorsun. Kendi kızından örnek veriyor. Kendi kızından ben örnek veriyorsun. Ben yapar mıyım diyorsun. 6 yaşında evlendiririm ama buna cinsel ilişkiye izin veremem diyorsun. Diyor. Evet. Kardeşim sen niye çıkıp konuşmuyorsun? Buna bir cevap ver. Bu konuşmada şimdi ben izledim. Abisini efendime söyleyeyim. Avukatını. Diyorlar ki işte kızın ruhsal bunalımı var.
ruhsal bunalım nedeniyle onu ikna etmek için kavgada büyümesin diye evet diyor. İyi de tecavüze hayır diyor. Kardeşim tecavüz olmadı diyorsun. Niye 6 yaşında olmadı demiyorsun bu konuşmada? Tabii, tabii. Bunu demiyorsun öyle bir şey. Bir de... Hatice diyor ne tecavüzü nereden çıkardın? E niye 6 yaş meselesi açıldığında nereden çıkardın sen 16'ydın demiyorsun ya da 26'ydın demiyorsun? Abdülkadir İstekli, kardeşim niye konuşmuyorsun sen? Bu sorulara cevap versene. Bu konuşmada, bu diyaloglardan, bu diyalogları açıklasana bize. Şimdi programın başında söyledik ama bence biraz daha üzerinde durmak lazım. Çünkü avukatın, abinin ve daha önce de TV5'te...